Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla gündemi bir anda değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin Suriye'den geldiklerini açıkladı. Bundan sonra Irak ve Suriye'deki PKK ve YPG'ye ait tesisler topyekün meşru hedefimizdir dedi. Bakan Fidan üçüncü taraflara buralardan uzak durmasını tavsiye etti. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Sesinin tonu oldukça sakindi. Verdiği mesajsa son derece keskin. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerinde bir kez daha pişman olacaklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere ilişkin son bilgileri paylaştı. Teröristlerin hangi ülkeden geldiklerini açıkladı. İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK üyeleri hakkında net konuştu. Buralara yönelik hava harekatı ve operasyonlara işaret etti. Özellikle Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Hakan Fidan isim vermedi ama PKK'ya destek sağlayan ülkelerin istihbarat birimlerine de seslendi. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını burada tavsiye ediyorum. Bakan Fidan bu açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile düzenlediği basın toplantısında yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Bakan Fidan'ın açıklamalarının öncesinde Milli Savunma Bakanlığı çok kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri, Dışişleri ve MİT o toplantıda bir araya geldi. TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç o toplantıyı adım adım takip etti. Şu anda da karşımızda. Merhaba Sertaç. Ece merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. O toplantı şimdi sabah saatlerinde gerçekleşti. Bir müsaade edersen bir sorum olacak çünkü. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu son derece sert ve net açıklamaları, yani herhalde bugüne kadarki tonu en yüksek açıklamalardan bir tanesidir. Ankara'nın İçişleri Bakanlığımıza yönelik bu Suriye YPG-PYD bağlantılı saldırı girişimine karşı terörle mücadelenin hem yoğunluğunu hem derinliğini daha da arttırma kararı aldığını söyleyebilir miyiz? Bu toplantıyı da takip ettiğin için söylüyorum. Ece, şöyle başlayalım o zaman. Şimdi bu toplantı sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sen de biraz önce saydın katılımcıları. Bunlar terörle mücadelede hem sınır dışında hem de sınır içinde, yani yurt genelinde yapılan operasyonları yöneten en tepe isimler. 3 bakan, bir genelkurmay başkanı, bir diğeri ise MİT başkanı. İşte bu isimler sabah saatlerinde bu konuları enine boyuna masaya yatırdı ve Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı aslında terörü kaynağında yok etme stratejisini ele aldılar bu toplantıda. Biz bu toplantıdan sabah saatlerinde aslında net olarak haberdar değildik, ancak konu netleşti ve senin de ifade ettiğin gibi Hakan Fidan bu toplantıdan saatler sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bu kritik mesajları da haberde de izledik, orada verdi. Yani buradan şunu anlıyoruz net şekilde: aslında bu toplantının sözcülüğünü, Türkiye'nin dünyaya vereceği mesajın sözcülüğünü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı diyebiliriz. Yani Türkiye PKK terör örgütüne yönelik dünyaya vereceği mesajı Hakan Fidan üzerinden net şekilde verdi diyebiliriz. Niye net şekilde? Çünkü çok keskin konuştu, çok kesin konuştu ve şu ifadeyi kullandı: cevabımız son derece net olacak ve bu saldırıyı yaptıklarına pişman olacaklar dedi. Haberde de gördük yine, artık Irak'taki, Suriye'deki PKK'ya ait tesisler ve PKK'lı teröristlerin topyekün bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haricinde güvenlik güçlerinin, yine istihbarat birimlerinin topyekün meşru hedefi haline geldiğini söyledi.
isim vermedi ancak kime söylediğini de herkes açıkladı. O üçüncü taraflara buradan sesleniyorum, uyarıyorum dedi. Bu tesislere yaklaşmayın, PKK'lı şahıslardan uzak durun. Yani PKK'ya bu iki ülkede ve dünyanın başka noktalarında destek veren istihbarat, yabancı istihbarat birimlerine de net bir mesaj vermiş oldu Hakan Fidan. Ama başa dönecek olursak, işte bu üç bakanın ve Genelkurmay Başkanı'yla MİT Başkanı'nın katıldığı bu kritik güvenlik toplantısında bu kararların alındığını anlıyoruz buradan. Tabii basına kapalı yapıldı. Biz içeri hakim değildik. Toplantı yapıldığını biliyorduk. Ancak Hakan Fidan'ın bu toplantının sözcülüğünü yaptığını, dünyaya bu mesajı verdiğini net şekilde söyleyebiliriz Ece. Evet, teşekkür ederiz. Önemli bir ayrıntı bu. Çünkü görüyoruz, yani İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya da kendi hesabından paylaştı o fotoğrafı. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in ev sahipliğinde dedi. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'la bir araya geldik dedi. Ama dediğin gibi sözcü olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın seçilmiş olması ve dünyaya bunu son derece sert ve net bir tonda söylemiş olması da zaten meselenin ciddiyetini, olayın ne kadar derinleşeceğini bize çok net anlatıyor. Tekrar teşekkür ederiz hem toplantıya dair detaylar hem de ne anlama geldiğini anlattığın için. Şimdi devam edelim. Ankara'daki saldırı girişiminin ardından 3 gün içinde ikinci büyük harekat yapıldı. Sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonda 16 hedef eş zamanlı vuruldu. Terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler yerle bir edildi. Gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından düğmeye basıldı. Operasyonlar peş peşe geldi. Teröristlerin Ankara'daki saldırı girişiminin ardından 3 gün içinde ikinci büyük harekat yapıldı. Toplamda 36 hedef vuruldu. Salı akşamı gerçekleştirilen ikinci hava harekatının detayları ortaya çıktı. O sınır ötesi harekat içinde adres Irak'ın kuzeyiydi. Hedefler belirlendi, savaş uçakları 3 farklı muharip üsten hareket etti. Sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Assos'ta bulunanlar dahil tüm hedefler için aynı anda düğmeye basıldı. 16 nokta eş zamanlı vuruldu. Harekatta tanker uçakları, havadan ihbar kontrol uçağı ve insansız hava araçları görev aldı. Terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargahın bulunduğu hedefler bir bir yok edildi.